Doğrusal ve afin fonksiyonlar. İngilizcesi linear and afin functions. Bu videomuzda doğrusal ve afin fonksiyon kavramlarını inceleyeceğiz. Öncelikle doğrusal fonksiyon kavramımızla başlayalım. Doğrusal fonksiyon İngilizcesi linear function. İki özelliği sağlayan fonksiyona verilen isimdir. Birinci sağlaması gereken şart doğrusal fonksiyonların. Tek boyutta düşünelim veya herhangi bir fonksiyon genel ifadesiyle yazalım. Bunun içine iki tane girdi koyduğumuzda bu iki girdinin toplamı ayrı ayrı bu fonksiyona konulduğunda çıkan sonuçların toplamına eşit olmalıdır. Doğrusal bir fonksiyonun sağlaması gereken ilk şartımız budur. İkinci şartımız ise C herhangi bir reel sayı. Bunun içine C ile çarpılmış bir girdiyi koyduğumuzda bu C'nin dışarı atılmış halde fx fonksiyonunun sonucuyla çarpılmış haline eşitliğinin sağlanmasını gerektirir. Bu iki şartı sağlayan fonksiyonlara bir doğrusal fonksiyon diyoruz. Lineer cebirde linear transformation olarak işlediğimiz şey aslında doğrusal fonksiyonlardır. Biz lisede bu doğrusal fonksiyonları fx eşittir ax artı b fonksiyonları olarak konuşuyoruz. Halbuki bu doğru değildir. Bizim lisede konuştuğumuz doğrusal fonksiyon değil, afin fonksiyonlardır. Ama lisede belli bir düzeyde düz çizgi şeklinde giden her şeye doğrusal fonksiyon diyelim denmiştir. Belli bir hatayı göz ardı ederek. Aslında lisede öğrendiğimiz afin fonksiyonlardır. Afin'de de muhteşem bir çeviri var. Türkçe'ye bu şekilde çevrildiği için ben de o şekilde yazdım ismini. Bizim doğrusal fonksiyon dediğimizde orijinden geçen fonksiyonlardır aslında. Orijinden geçen fonksiyonlardır. Orijinden geçen fonksiyonlar bu iki şartı sağlayabilir. Bunun yanında bu şekilde herhangi bir sabit bulunmamalıdır. Sadece şu formattakiler sağlar bunu. fx eşittir a çarpı x. Buradaki girdi x herhangi bir boyutun elemanı olabilir. Bu fonksiyon çeşitli boyutlardan tanımlamalara sahip olabilir. R kareden R kareye, R kareden R küpe gibi. Şimdi birkaç tane fonksiyon örneği yazalım. Bir boyutta. Yani kastettiğim f fonksiyonumuz r'den r'ye olursa bütün doğrusal fonksiyonların formatı şudur. Fx eşittir a çarpı x'tir. Burada x eleman, x değil a eleman, r sayı herhangi bir sabit. A eleman r. Şimdi burada bizim için şu yukarıdaki iki şartı sağlar mı diye kontrol etmek isteseniz bunun içine x artı y koysanız buraya x artı y koyarsanız ax artı ay olur. Ax zaten fx olur. Ay zaten fy olur. Ayrılabilir. Bunu da kontrol etseniz bunu da sağlar. Bir boyuttaki doğrusal fonksiyonumuz budur. İki boyuta gelecek olursak f r kareden r'ye olsun. Yani iki boyutlu girdiden tek boyutlu girdiye gidersek, x'ye gibi bir girdi koyarsak, x'in bir katsayıyla, y'nin bir katsayıyla çarpılması gerekir. Buradaki AB eleman R. İki boyuttaki doğrusal fonksiyon budur. İki boyuttan iki boyuta bir doğrusal fonksiyon tanımlayalım. Fx'ye girdisi, buradaki iki boyut açacağız. Ax artı b'ye, cx artı d'ye. İki tane doğrusal fonksiyon tanımlamış oluyoruz karşı tarafa da. Bunu bu şekilde arttırabiliriz. Üç boyutta doğrusal fonksiyon. F, r küpten r'ye düşünelim. Fx'ye z, ax artı b'ye artı cz'dir. Buradaki a, b, c, eleman R'dir.
Şunu bir tane direkt sayısal örnek verecek olursak fx eşittir 3x. Bu bir doğrusal fonksiyondur. Doğrusal dediğimiz fonksiyon orijinden geçmelidir. İki boyutta bir örnek verelim. fx'ye eşittir 2x eksi 3y mesela. Üç boyutta bir örnek verelim. fx y z 3x eksi 2y artı 5z gibi. Reküpten reküpe yaparsak bundan karşıda 3 tane tanımlamamız gerekir. Doğrusal fonksiyon dediğimiz şey budur. Bu videoda sadece kavramları konuşacağım. Bundan sonraki videoda doğrusal fonksiyondan da afin fonksiyondan da 3 tane İngilizce örneğimiz olacak. Daha çok Türkiye'de konuşulmuyor bu. Avrupa'nın bazı üniversiteleri kalkülüs derslerinde bunu işlemekteler. O yüzden işliyorum ben de. Türkiye'de görenler de zaten örnekleri bununla karşılaşıyorsak tahminen İngilizce eğitim gören bir okulda olma ihtimalimiz yüksektir diye bir beklentim olur. Şimdi devam edelim afin fonksiyonlara. Afin fonksiyonlar. İngilizcesi afin function. Afin fonksiyonlar bir doğrusal fonksiyonun sabit bir değerle ötelenmiş halidir veya kaydırılmış hali de diyebiliriz. Bir doğrusal fonksiyonun sabit bir değerle ötelenmiş halidir veya kaydırılmış hali. Bizim doğrusal fonksiyonumuz mutlaka orijinden geçmek zorundadır. Afin fonksiyonlar ise ona bir öteleme uygulayıp orijinden geçmesini engelleriz. Afin fonksiyonlar da doğrusaldırlar ama orijinden geçmeyen doğrusaldırlar. Burada bir şey olarak düşünsek, afin fonksiyon üst kümedir. Afin fonksiyonlar. Doğrusal fonksiyonlar bunun alt kümesi olur. Her afin fonksiyon doğrusal fonksiyon diyemeyiz ama her doğrusal afin diyebiliriz. Mesela fx eşittir ax artı b diyelim. A, b, eleman r. İşte bu bir boyutta afin fonksiyonudur. Ekstra bir sabitimiz gelir. Afin fonksiyonlar şu iki şartı sağlayamayan fonksiyonlardır. İki boyuttaki afin fonksiyona gelecek olsak fx'ye eşittir. Ax artı by artı buna bir ekstra c sabiti gelecek. Abc eleman r. Bu iki boyuttaki afin fonksiyonumuzdur. İki boyutta. R kareden R kareye bir afin fonksiyon tanımlamış olalım. R kareden R kareye afin fonksiyon. O zaman ax artı by artı c dx artı ey artı f R kareden R kareye afin fonksiyon. Afin fonksiyonlarda mutlaka bir tane sabitimiz bulunacak. 3 boyutlu afin fonksiyona gelecek olursak fx yz eşittir ax artı by artı cz artı bir tane d sabiti mutlaka bulunacak. A, b, c, d eleman r. Bu da 3 boyutta. Bunu da direkt harfli sayısal örnekler verelim. fx eşittir. 2x eksi 3 bir afin fonksiyonudur. 2 boyuttakine gelelim. 2x artı 3y eksi 4 bir afin fonksiyonudur. Sadece bu olsaydı doğrusal fonksiyon oldu. Sadece bu olsaydı doğrusal fonksiyon oldu. Bizim doğrusal fonksiyonu öteliyoruz sadece. Fx yz 2x eksi 5y artı 4z artı 1 afin fonksiyonudur. Bunlara kare geldiği an ne doğrusal ne afinlik kalır. X ile y birbiriyle çarpım bölümü haline gelse ne afin ne doğrusallık kalır. Burada x y'ler birbirleriyle toplama çıkarma durumundadırlar. Bunlara biz bir sabit ekliyoruz afinde. Doğrusalda ise x'li y'liler sadece toplama çıkarma durumunda olacak. Afin ve doğrusal fonksiyon kavramlarımız bunlar idi. İkisinden de üçer tane örnek sorumuz gelecek. Bunların hepsini bir oynatma listesi şeklinde
kanala ekleyeceğim. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.